STV ekranlarından tekrardan iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz Recep Taşeldi. Açıkça programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Ali Bey sizle başlayalım. Başkanım bugün şunu sorayım. Bugün sabah saatlerinde işte sosyal medyada herkes ayağa kalktı. Fotoğraflar paylaşıyor. Arkadaş çevre yolu tıkandı. İşte orada bir tır kaza yapmış. Fakat kaza yapınca ne oluyor? 3 şerit yolu 2 şerite düşüyor ve trafik felç oluyor. Herkes diyor ki ne olacak bu çevre yolu? Tabii, siz de yakalandınız mı yoksa? Şöyle, Recep Taşeli olarak ben yaklaşık 8 yıldır muhtemelen zaman zaman bunu dile getiriyorum. Eskişehir'in en öncelikli problemi adına Kuzey-Güney Çevre Yolu dediğimiz hayali projesi var ama gerçekte projesinin olmadığını da bir vesileyle öğrenmiş olduk. Milletvekilimiz araştırdığında böyle bir projenin de olmadığı çıktı. Bugün ben 1 saat 15 dakikada Batıkent'ten Alpu Kavşağı'na gidebildim. Tır kazası yoktu. Tır kazası olsaydı muhtemelen 3 saat olurdu. Sadece tırda bir arıza varmış. Evet. Kaza olsaydı düşünün. Evet. Yani hatırlarsanız biz burada Eskişehir'in nabzını yaparken ben şunu söylemiştim. Bu artık şehrin içinde kalan bir bulvar gibi. Evet. Allah korusun, bir de şehir hastanesi o bölgeye yapıldı. Bir kalp krizi geçiren hasta ambulansla hastayı yetiştiremez, eks olur demişti. Hatta bununla ilgili bugün ben de paylaşım yaptım. Arkadaşlar 1 saat 15 dakikada şu kadarcık, yani normalde 7-8 dakikada gidebileceğiniz bir yolu 1 saat 15 dakikada bugün ben de gittim, yaşadım. Eskişehir'in bakın problemleri çok. Aslında yalnız bırakılmayı da hak etmiyor Eskişehir. Çevre yolu bunlardan bir tanesidir. Çok ihmal edilmiştir. Şehir hastanesini, fuar merkezini, tornacıları, ikinci emkoyu, tornacıları, galericileri, matbaacıları, yani siz kenti bu tarafa doğru organize sanayi bölgesini, ki bu dönemde biliyorsunuz organize sanayi bölgesi güzel de yatırım aldı. O anlamda hani şeydiz ya, hoşnutuz da yani, birçok yatırım aldı. Şimdi bunları buraya yapıyorsunuz ama şehrin içinden geçen de bir çevre yolunuz var. Olmaz. Yani Eskişehir bu yalnızlıktan, bu çaresizlikten kurtulmalıdır. Bakın hava alanımız var. Avrupa şehrinin adına yakışır olarak, yani AK Partili siyasiler de destekliyor Avrupa şehrini. Muhtemelen ki direkt Avrupa'ya uçuşumuz var ama Anadolu'ya uçuşumuz yok, Karadeniz'e yok, Doğu'ya yok, Ege'ye yok. Dolayısıyla böyle handikaplarımız var. Bu Eskişehir'de öncelikli olarak yapmamız gereken işler var. İşte 40 yıldır ben bildim bileli orada başladım iş hayatıma. Sanayi çarşısı var. Bugün taşınacak, yarın taşınacak. Yani proje hazırlanıyor, işte proje desteklenmiyor, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na veriliyor. Gündoğdu meselemiz var, işte ne bırakıyorlar, ilgili belediye yapsın ya da Büyükşehir Belediye'miz yapsın, ne izin veriyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Yani Eskişehir bence zavallı, çaresiz bir durumda, siyaseten iktidar tarafından desteklenmiyor. Bunun gerekçesi belki sosyal demokrat CHP'li belediyelerin iktidarda oluyor olması olabilir. Bunlar hoş değil. Bu öncelikli sorunları özellikle bir an önce siyaset dışı ortaya koyup gerekirse tüm milletvekillerin çare üretmesi. Dediğim gibi yani bu ilgili makam neresi? O ilgili makamda ki yeni sisteme göre de saray, sarayda yatacaklar. Bu çevre yolu gelecek buraya. Bakın yani çok daha önemli şeylere gebe. Bugün insanlar işe geç kaldı, iş kaybı. Otogarda otobüs kaçırdı. Doktor randevusu olanlar randevusu iptal oldu. Zaten hani bir MR çektirmek için bir süre
şey yapıyorsunuz, randevu alıp gidiyorsunuz. Böyle bir talihsiz bir durumda şu anda çevre yolu. Sadece bir tır bozuldu, arıza yaptı. Allah korusun bir kaza yapsaydı 3 saat kapalı kalacaktı. Ambulansın geçmesi mümkün değildi. Onun için öncelikli sorunları var. Bu öncelikli sorunlara siyaset dışı yaklaşmak gerekir. İktidar ve muhalefet partileri işbirliği içerisinde çözüm odaklı. Yani bu ilçe affedersiniz. Evet. İlçe çevre yollarımız yok. Yani yapıldı, yapılacak müteahhiti kaçtı. Yani her seferinde önümüze işte demiryolu bağlantısı yok. Ya şeyi yapamadık. Burada Binali Bey geldi, söz verdi. Siz yapmayacaksınız. Ben yaparım dedi. Yani OSB bağlantısını yapılamadı. Evet. Yani nedir bunun? Ben hatırlıyorum 2013 döneminde meclisteydi. Karşılığı vardı biliyor musunuz? Evet. Bütçede karşılığı vardı. Daha yapılacak. Şunu soracağım ben. Şimdi bu dediniz ya saray ya da bizdeki tabirle külliye. Hı-hı. Bu ya, önde yatsınlar dediniz. Yani bu CHP milletvekilleri de yatsın mı böyle? Samimi olarak söylüyorum. Eğer Eskişehir'in çıkarına bir iş varsa, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, İyi Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili milletvekilleri gitsin yatsın kardeşim. Bu kentin daha fazla beklemeye tahammülü yok. Bakın çok ciddi sorunlarımız var. Evet. Ve kent bir devinim içinde. Bakın sanayi ciddi yatırım alıyor. Gurur duyuyoruz. Evet. Ama bunu tabii limitli, güzel, yönetilebilir şekilde. Tarım çok güdük. Tarımı geliştirmek lazım. Yani aslında topraklarımız değerli. Biliyorsunuz Akdeniz iklimi var. Sarıcakaya, Mialgazi oralarda hani İstanbul'un neredeyse yaş sebzesini oralar gönderiyor. Onu daha geliştirmek lazım. İhracatçı konuma dönüştürmek lazım. Hayvancılığı kırsalımıza geliştirmek lazım. Bununla ilgili ben üzerine vazife olmamasına rağmen açık söyleyeyim. Evet. Yani Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda inanılmaz çabalarının olduğunu görüyorum. İlçe belediyelerimizle yaptığı işbirlikleriyle birlikte çok iyi işler yapıyorlar. Oda başkanları da yatsın mı külliyenin önünde? Yani milletvekilleriyle beraber. Ya oda başkanlarını şöyle, oda başkanları bir aslında hani burada hep konuşmuştuk, bir lobiye ihtiyaç vardı, Eskişehir'in sesini duyurmaya ihtiyaç vardı. 52 oda başkanı bir araya girip bununla ilgili bir çalışma yaptı. Kol kola girip yatmalılar, bu kadar basit. O lobi, lobinin gerçek görevi zaten bu. Yani bir girişimde bulundukları söyleniliyor ama bu kamuoyu baskısı yaratılmadan olmaz. Kamuoyu baskısı yaratılmalıdır, Eskişehirliler bunu hak etmiştir. Bu düzensizliği hak etmiyor. Şimdi deniyor ki yok şehir içi trafiğinde bir şey paylaşıyorsunuz. Bugün ben paylaşımı yaptım, o trafiği gösterdim. Ya şehir içinde de işte trafik şu bu. Ya senin burası bir kere orayı direkt tetikliyor birbiriyle, bileşik kaplar gibi. Yani senin daha çevre yolun olmadıysa, düzensizse, o kadar trafik yüküm varsa tabii ki şehir içinde bundan etkilenir. Önce bir şunu halledelim. Orada da çareler, eksikler varsa belediyelerimiz işte zaten UKAME var. Yani bununla ilgili çalışacak kurumlar var. Ona da bir çare bulurlar. Ama yani sadece eleştiri olmak için. Yok değil. Bu acil, gerekli, kaçınılmaz bir sorun. Kaza oluyor, insan kaybediyoruz. Afyon'la Gazlıgöl'e kadar duble kaymak gibi asfalt oradan yok mu? Yani bizim hiçbir değerimiz yok. Yani Afyonlu yurttaşın, ondan sonra kırsaldaki de dahil olmak üzere değeri var. Eskişehirli yurttaşın değeri yok. Olmaz böyle bir şey. Onun için iktidar milletvekillerine düşen aslında bunlara bir an önce el atmak. Mialçık yolu yani gidin. Zor. Her an kazaya belaya açık. Evet. Sarıcakaya. Alpı'yı bitirsek oraya kadar gideriz. Alpı'yı. Ha bir hiç olmazsa Alpı'ya gitsek. Dolayısıyla öncelikli sorunlar var. Bunlar yapılmalı. İşte gece kondu önleme bölgesinde TOKİ, Karapınar yani şey var. Her şey. Donatı yok. Evet. Ya bırak ondan sonra ben yapayım diyor. Ona izin vermiyor. Yani. Ama Millet Bahçesi'ni yaptılar. Gezdiniz mi? Baktınız mı? Nasıl? Ya teşekkür ederiz. Ya. Bakın ben bu memlekete çivi çakan herkese saygı duyarım. Ama bana AK Parti'nin bir tane katma değer üretmiş Eskişehir'deki yatırımını biliyorsanız siz söyleyin. Bu kente katma değer üretmiş bir yatırımını. Bana söyleyin. Bu kentte Cumhuriyet Halk Partisi'nin katma değer ürettiği fabrikalarla yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu herkes bir bilsin. Basma fabrikası, şeker fabrikası,
Tülyomsaç Devlet Demir Yolları. Ondan sonra Hava İkmal Bakım Merkezi. Şeker fabrikası saydım. Yani şimdi bakın bir tane bana üretimden gelen gücünü şurada kullandı deyin. Hadi ne yaptı AK Parti? Şimdi bunu nerede konuşacağız? Biz işte burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Vatandaşımız bilecek. Daha orada çalışanlar işte katma değer üretiyor. İşte her ne kadar koksa da şeker pancarımız ama yani çiftçimize hizmet ediyor. Büyük de ağır bir kokuyla beraber de olsa. Ona da muhtemelen önlem alacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptıklarıdır bunlar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Katma değer varsa bildiğiniz bir yatırım, üretim bana söyleyin. Yani siz biliyorsanız. Ben bilmiyorum. Millet Bahçesi en azından şu anlamda destekliyorum. Orada bir beton oluşmadı. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yani emeği geçenlere betona dönüştürmediler. Öyle bir hamle yapmayı düşünüyorlardı ama sevgili Eskişehirli yurttaşlarımız büyük kamuoyu yarattı. Onu cesaret edemediler. Şu anda Millet Bahçesi olarak yapıldı. Bilmiyorum. İçini görmedim. Yani orada ne var ne yok da bilmiyorum. Umarım iyi güzel şeyler yapılmıştır. Recep Bey az önce Eskişehir'in yalnız bırakıldığını, bunun sebebinin de büyük ihtimalle belediyelerin CHP'de olmasından kaynaklandığını ifade ettiniz. Geçtiğimiz günlerde de Utku Çakır Özer basına bir haber geçmişti. İlçelerde AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerde hizmetlerin, yani merkezi hükümet tarafından yapılacak olan hizmetlerin durduğunu söylemişti Utku Çakır Özer. Seyit Gazi'ye gitmişti. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şöyle, bununla ilgili biz 5 ay önce yarım kalmış kamu yatırımları diye bir rapor genel merkezimize sunduk. Bahsettiğiniz gibi, Utku Bey'in de söylediği gibi, yani orada sağlık ocağından tutun hepsi yarım bırakılmış durumda. Ama orada işte bizim Seyit Gazi Belediye Başkanımıza siyasi ikbal olan bir oradaki oda başkanı yürüyor. Yani onu eleştirerek yürümeye çalışıyor. Yok, kendisine bakacaklar. Kendisinin orada sanıyorum bir stadyum var, o da yarım. İşte sağlık ocağı yarım. Bir tane daha bir şey vardı şu anda hatırlamıyorum ama o da yarım durdu. Yani doğru söylüyor Utku Vekilimiz. Biz kazandık diye cezalandırılıyoruz. Evet. Durum budur yani. Başkanım, Kalabak'la ilgili sorular gelmeye başladı. Vatandaş diyor ki Kalabak gelmiyor. Biz de takip ediyoruz. Yani bazı mahallelere gitmiyor. Peyderpey tabii geçmişe, geçmiş yerlere göre bir iyileşme var ama yine de gelmeyen, yani geç gelen diyeyim. Yani 10 günde bir gelen, 15 günde bir gelen semtler olduğu söyleniyor. Siz bu süreci takip ettiniz mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Damacana sorunu doğru yerden yani tartışmıyor. Şöyle arkadaşlar, bir talihsizlik yaşandı. Takip etmeye, ilk günden beri takip etmeye çalıştım. Yani bir ihmal söz konusu, o net gözüküyor. Eskişehirli yurttaşlarımız da Kalabak suyunu çok sevdikleri için doğal olarak Kalabak suyu içmek istiyor. Bir başka suyla zamanını geçirmek istemiyor. Ben de denedim açıkçası. Ben de Eskişehir'de yaşayan bir yurttaşım. Bende de gecikme oldu. İşte birkaç değişik su aldım. Hiçbir tanesinden haz almadım. Keyif almadım. Kalabak suyunun gene gelmesini bekledim. Vatandaşlarımız haklıdır. Burada bir ihmal söz konusudur. Bununla ilgili Yılmaz Büyükerşen hocamız bir soruşturma başlatmıştır. Hatta bir genel müdürümüz istifa etmiştir ama soruşturma, teknik ve idari anlamda soruşturma devam etmektedir. Biz de bunun takipçisiyiz. Varsa ihmali olan o bedel ödettirilmelidir. Yani bürokrat hatası varsa neyse ödettirmelidir. Yurttaşlarımız tabii ki haklılar ama sanki böyle giderek azalan bir şekilde sorun. Evet. Yani 10 günden işte 7 güne belki 3 güne düşerek zaman içerisinde düzelecektir. Ama tabii buradan siyasi rant çıkarmak isteyen rakip partimiz diyelim, iktidar partisi biraz de siyasallaştırmaya çalıştılar. Var, yani bu seçimde işte başarılı olamadıkları Yılmaz Büyükerşen hocamızı buradan işte siyaset devşirmeye çalıştılar. Bence bu doğru değildi, yanlıştı. Yani işte biliyorsunuz minibüsler giydirildi falan. Bence, buna ne düşünüyorsunuz? Size geldiğiniz, baktığınız
Yani açık söylüyorum, ben daha önce de bir televizyon kanalında ve yazılı da aslında yurttaşlarımızın biraz sabırlı olmasını ve haklı olduklarını beyan ettim. Çünkü aynı sorunu ben de yaşadım, sizler de yaşadınız. Bunu hak etmedik ama bir ihmal de oldu söz konusu. Ben olsam böyle bir şeyi tercih etmezdim. Çünkü burada bir ihmalin olduğunu Yılmaz Söylen Büyükerşen zaten. Görmüş. Bununla ilgili aksiyon olmuş. Bunun çözülmesi için de bir soruşturma başlatmış. Yani biraz sabırlı olsalardı oradan siyaset devşirilmez ki. Bir de siyaset devşirilirken çok kötü bir şey var. Yani gittim gördüm orada açıkçası bizim kalabak suyumuzun o sağlık açısından belki Türkiye'de ikinci, üçüncü laboratuvarı çok gelişmiş ve nasıl emeklerle kurulduğunu biliyorum. O çalışmaları yapan genel müdürümüz de şeydi, arkadaşımdı. Yani gururla anlatılıyordu. Yılmaz Hoca'yı bir kere 99 yılda ilk seçildiğinde Ticaret Odası'nda ben o zaman yönetim kurulu üyesiydim. Hayalini biliyorum. Bu kente yani su konusu çok hassas, içinde mafya var, işler de var. Evet. Bunu çözeceğim ama demişti. Çok emek çekti. Evet. Şimdi yani bu kadar emekten sonra biz kalabak suyunu sağlıklı bir şekilde tüketir konumundaydık. Ama işte bir talihsizlik oldu. Yurttaşlarımız sabırlı. Belki sıkıntısını yaşadılar ama şu anda azalarak devam edecek gibi gözüküyor. Ama burada soruşturma devam ediyor. İhmali olan olursa da bedelini ödeyecektir. Yani bürokratsa bürokrat. Yaptıysa yanlış, bu yurttaşlarımızı susuz bıraktıysa, bir başka suya yönelttiyse kötü. Bakın orada bir araba, o minibüs giydirilmişti, gördüm. O içindeki su, vallahi porsuktan alıp koysanız o kadar kötü olmaz. Bizim suyumuzu, kalabak suyumuzu bu kadar değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok. Biz seviyoruz. Yıllardan beri onunla büyüdük. Çocuklarımız hakikaten başka suyu da alamıyoruz. Ne oldu? Şimdi o değersizleştirme yeni su firmalarının belki pazar değeri kazanmasına neden oldu. Ama gerçek öyle değil. Eskişehirli yurttaşlarımız göreceksiniz. Sorun çözüldüğünde ki bir süre sonra çözülecektir. Kalabak suyunu tekrar tüketeceklerdir. Marka değerine zarar verilmemeli. Yani Eskişehir'de dediğiniz zaman yani Eskişehir Spor ve Kalabak Suyu. Bir de Yılmaz Büyükerşen'i var. Bunlara zarar vermemek lazım. Korumak lazım. Son cümleniz güzeldi gerçekten. Evet, şimdi biraz yerel siyasetten güncel siyasete gelmek istiyorum Recep Bey. CHP liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir erken seçim çağrısı var son günlerde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin gerçekten bir erken seçime ihtiyacı var mı? Şimdi erken seçime ihtiyacı olduğu için genel başkan aslında şeyi yönetilemedi. Ya savruluyoruz, ekonomik olarak da çok kötü durumdayız. Yani şu anda Merkez Bankası rezervlerimiz eksi de işte görüyorsunuz döviz kurunu yani sürekli hamle üzerine hamle yapıyor. Ekonomi doğru yönetilmiyor. Bir de şimdi zaten yönetilmediğini şuradan anlıyoruz. Ekonomiden sorumlu bakan, yani ailenin içinde olan bir bakanımız 21 tane yeni ekonomi paketi diye sürekli paket açıklıyor. Hepsinde revize ediliyor ama yani söylediklerinin tamamı da tersi oluyor. Şimdi böyle olunca erken seçim kaçınılmazdır. Erken seçim olmalıdır. Bakın ben bunu sokakta fark ettim. Beklenti var. Yani yeter diyor. Yani o hani standlarda gidip insanlarla yüz yüze oturuyoruz, görüşüyoruz. Orada sokağa aslında genel başkan bir anlamda yansıtıyor. Yeter diyor. Bence de yeter bu ekonomik buhran. İyicene bir çöküş noktasına gelmeden bir önlem alınmalı. Yeni bir güven iklimi kurulmalı. Aslında ekonomiyi yönetmek için şimdi demokrasiyi anlatmak, hukuku anlatmak gerekiyor. Şunu yurttaşlarımız bilsin. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütün. Sizin demokrasiniz doğru değilse, yasama, yürütme, yargı ve medya erkeği birbirinden bağımsız, denge denetleme sistemi yoksa, hepsi tek elden yönetiliyorsa burada ekonomi bozuk olur. Bırakın yani üretim ayağını bırakın, her şeyi bırakın.
Dünyada sıfır enflasyon var, 0,20-25 faiz var. Biz de %9'la tefecilere para kaptırıyoruz. Bakın dünyada bu kadar büyük bir para varken, gidecek ülke varken, ararken biz %9'la faizcilere, tefecilere para ödüyoruz. Neden biliyor musunuz? Sizin demokrasiniz sorunlu olduğu için o küçük faizli para sizi tercih etmiyor. Risk almak istemiyor. Yani orada diyor demokrasi sıkıntısı var, işte bir tek kişi yönetiyor. Yani erkler birbirinden ayrı, birbirini denetleyen noktada değil diyor. Dolayısıyla o sermaye akışı buraya gelmiyor. Şimdi ama demokrasiyle ekonomi birbiriyle böyle bir bütünsellik içinde. Onun için vatandaşlarımıza, Eskişehirli yurttaşlarımıza şunu söyleyeyim. Sakın ola ki ya milletin karnı aç, demokrasiden bahsediyor demesinler. İkisi birbirini besliyor. Çok büyük bir para aslında dünyada gezmek istiyor. Belki yatırımlar gelecek. Ama burada bakıyor bir tek kişi yönetiyor. Dolayısıyla güven vermiyor. O erkler ayrılığı yok. Denetleme sistemi yok. Onun için de biz gittikçe sıkıntısını yaşayacağız bunun. Onun için de genel başkan erken seçim, bu buhran derinleşmeden, Türkiye daha fazla zarar görmeden erken seçim çağrısı yapıyor ama vatandaşta da var. Ben sahadayım, o beklenti vatandaşta da oluşmuş. Peki şunu çok normal yani. Yani böyle bir şey var da şimdi Türkiye'de geçmiş dönemlerde de Türkiye zaman zaman erken seçime gitti. Fakat erken seçimin sonuçları özellikle son 10-15 yılda bakıyorum ben. Yani muhalefetin istediği noktaya gelmedi. Muhalefetin istediğini alamadı. Yani ekonomik girişecekle bir farklılık olmadı. Yani bu siz partinizin bu seçimden galibiyetle çıkacağını yani nasıl eminsiniz? Yani daha geçmiş yıllarda da aynısını söylediniz. Şöyle, bu defa farklı. Yani şimdi daha önce öncelikli sorumlular olarak biz saydığımız işte hadi demokrasi, insan hakları, ondan sonra erkler ayrılığı. Şimdi bununla şey bütünleşti. Tencere kaynamıyor. Gelirsizlik had safhada, işsizlik inanılmaz. Yani şimdi çalışandan çok çalışmayan olmuş Türkiye'de. Gelirsizlik var. Yani bu gelirsizlik yönetmek, yönetebilmek çok zor. Yeni istihdam alanları yaratamazsanız, sermaye girişi olmazsa, ondan sonra bu gençleri hani önce birinci etapta konuşmuştuk. Bu eğitimli gençleri ne yapacağız? Tamamı işsiz. Dedim ya size bende 3 klasör. Ve dijital olarak da bir sürü CV var ve artık sanayiciler mühendis çalıştırmaya başlamış otomasyonların başında. Çünkü o kadar çok sırada bekleyen var ve her yılda üzerine katlayarak geliyor. O zaman şöyle bir şey var. Yeniden Topkök'ün bir arayışa, bir hikayeye ihtiyaç var. Sokakta bunu görüyor. Genel başkan muhtemelen bunu gördüğü için buhranda daha fazla Türkiye zarar görmesin, buhran daha da derinleşmesin diye böyle bir çağrı yapıyor. Katılıyorum, sonuna kadar destekliyorum. Sağdan da onun şeyini alıyorum ben. Ama Recep Bey, yani şimdi biz ekonominin kötü olduğunu tartışıyoruz, bunu masaya yatırıyoruz ama genelde seçimlerin çok olduğu ülkelerde bir belirsizlik olduğu için de ekonominin daha da kötüye gitme ihtimali olabilir. Bundan mi? Daha kötü ne olabilir? Bana hani soru sordunuz, ben de size... Dolar 20 lira olur mesela. Bundan daha kötü hiçbir şey olamaz. Bakın arkadaşlar, biz yaşıyoruz. Yani siz tabii ki gazetecisiniz, hani birçok yerden, kanaldan ama sahada bir fiil yaşayan siyasetçiler, siyasetçilerden gelen talepler. Gelirsizlik, bakın en büyük sorun. Şu anda gelirsizlik en büyük sorun. İnsanlar gelirsiz kaldı. Yani kısa çalışma, 39 lira günlük nasıl yaşayacaksınız siz? Deniyor ki mesela bir tane esnaf odası başkanı çıktı, dedi ki ya biz rakamlara bakıyoruz, şey düşüşü gözükmüyor. Neden biliyor musunuz? O hani kapanma sayısı gözükmüyor. Adam iş yerini kapatamıyor bile. Kapatırken bile orada aidat ödemesi lazım, bir sürü şey ödemesi lazım. El değiştiriyor. Herkesin gözünden kaçırdığı şeyler var. Devren satılık. Adam 500 bin lira işletmesine yatırım yapmış. 100 bin liraya veriyor. Yani birileri için de belki fırsat oluyor. Yani parası olan ama esas emek çeken kaybetmiş. 5'te 1 fiyatına devrediyor. Ya da o esnaflar borçlanmış.
şirket değişikliği, isim değişikliği yapıyor bunu kapatmadan. Onun içinde rakamlar gözükmüyor. Ama birazcık bu işleri bilen birisi olarak, hem ticaret odasında hem sanayi odasında bu işlerin içinde bulunmuş birisi olarak, ben biliyorum ki reel olarak her gün azalıyor. Şey dışına çıkıyor, sistem dışına çıkıyor. Esnaf çıkıyor, KOBİ çıkıyor. Yani küçük esnafın zaten hani hiç şansı yok. O zaman nasıl yönetilecek? Yani bu gelirsizliği, bu şimdi doğalgaz, kış geliyor, nasıl ödeyecek millet? Gelirleri yok. 39 lirayla doğalgaz mı ödeyecek kısa çalışma ödeneğinden? Şimdi bu noktada şöyle bir şey oluyor Recep Bey. Evet, kısa çalışma devam ediyor ama Eskişehir'de şöyle bir şey de var. Mesela Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş hem sürecin çok iyi gittiğini, üretimin arttığını, birçok şeyin olumlu yönde ilerlediğini söylüyor ama bir yandan da mesela kısa çalışmanın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi sanayicinin söylemleriyle, yani her iki söylemi arasında mesela bir çelişki var. Yani bununla ilgili ne söylersiniz? Yani sanayici hem her şey yolunda gidiyor diyor, hem de bir yandan da kısa çalışma devam etsin diyor. Bu bir tabii ki yani sanayicilerimiz, şöyle söyleyelim, sanayide şimdi pandemi nedeniyle verimlilik %30'lara düşmüş ya da işte o dönem yani üretimler oldukça aşağıya düşmüş. %40'lara çıkınca iyileşme var diyor. Yani umut veriyor. Yani bir yükselen trend var ama. Yükselen bir trend var. İşte örnek veriyorum, organize sanayide 3. bölge açılmış. İstanbul'da Kocaeli, Bursalı, Manisacı sanayici gelmiş. Ondan sonra buraya yatırım yapmış. Talep var. Niye? Çünkü bizim hem şeyimiz uygun, fiyatımız uygun. Ondan sonra hem de işte büyük bir Çinli fabrika geliyor. Ondan sonra onun belki tedarikçileri anlamında geliyor. Ama bakın elmalarla elmaları toplayacağız. Yani şöyle enerji tüketimi iyiye gidiyor ama emekçiler işler kötüye gidiyor diyebiliriz şimdi, o zaman. Enerji tüketimi en tap noktada. Mesela OSB Başkanımız sağ olsun iyi niyetli olarak söyledi. En yüksek yatırımlar yapılıyor dedi. Ama ben bir sanayici olarak söyleyeyim. 350 tane sanayiciyi alın toplayın enerji tüketimini 2 yıl önce ya da 4 yıl önce. Gene 350 sanayiciyi toplayın, aynı rakamı bulamazsınız, aşağıdadır. Ama şimdi buraya yatırım olmuş, 350 sanayici yerine 700 sanayici olmuş, onun tabii ki enerji tüketimi yüksek olacak. Yani örneklemeleri doğru yapacağız, insanlara umut aşılamayacağız. Ama şöyle bir avantajımız var mı? Orada Sanayi Odası Başkanı'na da hem OSB Başkanımıza da katılırım. Şimdi şöyle bir avantajımız var. Evet, Çin'de bu pandemi nedeniyle dünyadaki o yeni bir anlayış, bir sermayenin kendi içindeki çelişkisi, yani bu işi emperyal güçlerin ABD-Çin ekonomik ilişkisi noktasından bakmak lazım. Bir de lojistik açıdan bakmak lazım. Anlaşıldı ki böyle dünyada pandemi türü ani bir şeyler geliştiğinde Çin'den lojistik olarak, üretim olarak risk var. O zaman Türkiye iyi, yakın, her yere çok yakın. O zaman bizim yapmamız gereken bir şey var. Dünya bizden evet ürettiğimizi alabilir, geliştirebiliriz. Buralarda haklılar ama bunu doğru kullanmak gerekir. Şimdi sanayicinin tepesinde oturarak yaparsan öldürürsün. Bırak, sanayici yatırım yapabiliyor mu? Yeni pazarlar açabiliyor mu? İhracat yapabiliyor mu? Teklifler varmış. Alıyorum bunu ben de. Yani yurt dışından çok ciddi teklifler var şu anda. O da hani avantaja dönüştürebiliriz kısmı, her iki başkanın da söyledikleri doğru. Ama böyle aman aman üretim patlaması yaptık. Bunların hepsi hikaye. Geçin bunları. Yok. Daha öncesi burada bir başka programda söylemiştim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman niye kısa çalışma ödeneği devam etsin istiyor sanayicilerimiz? Madem işler tıkırında, ihracat yapılıyor. Yapmayın, bunları yapmayın. Yani ben başkanlarımızdan da rica ediyorum. Tamam, kötümser olmayacağız, karamsar olmayacağız. Türkiye'nin genç enerjisi, nüfusu, ondan sonra bu dinamiği var. Ama doğru yönetim elinde. Şu anda doğru yönetilmiyor hiçbir şey. Bakın, size dün yaşadığım bir olayı anlatıyorum. İVME kredisi diye sanayiciye bir destek var. Bir tane Türkiye'de olmayan, üretilmeyen, yerlisi olmayan bir tezgahı alıyor. İVME kredisine başvuruyor. Onaylanmıyor. Yani alacak, başka yerde de yok. O ürünü de ihraç edecek, ürettiği ürünü. Sanayici arkadaşımız
İvme kredisinden yararlanamıyor. Yani hikayeleri şey yapmayın. Yani, neden yararlanamıyor? Yani bir, ne gerekçe sunuyorlar? Ben de merak ettim şu anda. Yani bilemiyorum. İvme kredisi aslında biliyorsunuz yatırım yaptığında İvme kredisi diye bir şey vardı. Evet. Yararlanamıyor. Yerli olursa diyor. Yerli muadili yok. Yerli muadili yoksa o zaman hatta dünyada da birkaç ülkede yaptığı bir tezgah. Ondan sonra onu alsa aslında buradan yaptığı ürünlerin tamamını ihraç edecek. Ama onu mesela kredilendirmemişler gitmiş arkadaşımız leasingle yani yüksek faizle borçlanarak getiriyor. Gene yatırımını yapıyor sağ olsun. Ama böyle yani onun için her şey güllük gülistanlık gibi anlatmanın anlamı yok. Durum bu. Ben erken seçime tekrar geri dönmek istiyorum Recep Bey. Şimdi genelde muhalefet erken seçim istiyorsa biraz özgüveni de gelmiş demektir. Hani en azından biz bunu dışarıdan bu şekilde yorumlayabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi bir anket çalışmaları yapıyor mu? Yani eğer bir erken seçim istiyorsa oylarının da artmış olması gerekiyor olabilir mi? Yani böyle bir artış var mı en azından şöyle, partinizin oylarında? Meltem Hanım şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel bir yaptırdığı anket yok ama anket şirketleri var. Bir sürü yapıyor. Bakın dün bir tanesi yayınlandı. %28-30 aralığında gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi oyu. Geçen hafta da bir anket yayınlandı. 17 gösteriyor. Ama ben samimi olarak söylüyorum. Sahada karşılığını görüyorum. Çok ciddi oranda oylarımız yükseliyor. Ama esas mesele şu. Bu sisteme dönük bir şey var, sıkıntı var. Yani tüm toplumun tüm kesimlerinde bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir sorun var. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme dönüş ihtiyacı var. Bakın bunu iktidar partisinin içerisindeki yurttaşlarımızdan da bir fiil alıyor. Niye? Yani denge denetleme sistemi, bakanların şeyi yok. Ya bakın bakan bir sorumluluk verilmiş, yetkisi yok. Bakanın yapması gerekeni biraz önce dedim saraydaki bir dar bir kadro bakandan önce açıklama yapıyor. Ya bakanların, onun için düşünün milletvekillerini. Yani burada hiçbir iktidar milletvekilinin yaptırım gücü yok. Ulaşmak çok zor. Ya parlamento aslında şu anda şey dışı. Sistem dışı. Dolayısıyla toplumun tümünde bir değişim arzusu, dönüşüm arzusu ve parlamenter sisteme geçiş arzusu var. Bunu net görüyorum ben. Milletvekilini görmek istiyor, iş yaptırmak istiyor. Ama milletvekili ne iş yapacak? Şimdi vatandaşın problemine nasıl çözüm üretecek milletvekili? Çünkü milletvekilinin anlamı kalmamış oldu. Dolayısıyla bunu görüyorum. Hatta bu oranı size söyleyeyim mi? Yani iddialı diyeceksiniz ama bu oran %65-70 aralığında bir oran. Ha ittifaklar olur, olmaz bilemem ama %65-70 rakamlarını bu ihtiyaç seçimlerde ortaya çıkaracak. Ya yani ben İstanbul seçimi yani, için de böyle söylüyordum. Kimse inanamıyordu. 65-70 aralığı toplumun büyük bir kesimi bu Cumhurbaşkanlığı yeni sisteminden memnun değil. Evet. Yani bu dediğiniz doğru yani en azından eski sistemde külliyenin önünde yatmalarına gerek kalmıyor. Gerek yoktu. Evet. Peki Recep Bey yani o zaman şöyle bir şey sormak gerekiyor belki de. Cumhuriyet Halk Partisi mesela Eskişehir'de yıllardır belediyeleri alıyor. Çok ciddi anlamda da yıllardır yönetiyor belediyeleri. Peki Cumhuriyet Halk Partisi neden bu yereldeki başarısını genel seçimlere yansıtamıyor? Bundan sonraki seçimlerde yani yansıtabilecek mi bu Eskişehir rakamlara için baktığımızda? Eskişehir özelinde soruyorum. Şimdi biz de gelir gelmez bunun analizini yaptık. Aslında bu yaptığımız çalışmaların bütününde de bu analiz yatıyor. Biz de aynı bu soruyu kendimize sorduk. Dedik ki biz seçildik, yeni bir yönetimiz, takım kurduk. Görev yetki sorumlulukları paylaştırdık. Genç arkadaşlarımız var, başkan yardımcılığı görevi verdik. 20 arkadaşımız da kendi alanında sorumlu ve başkan yardımcısı. Oturalım dersimizi çalışalım. Yaklaşık 3 ay çalıştık. Bütün ilçelerimizi sandık sandık, ondan sonra taradık. Nerede zayıf yönlerimiz var, nerede güçlü yönlerimiz var ve biz neden iktidar, genel seçimlerde iktidar olamıyoruz, hep ikinci parti oluyoruz yerelde. Tabii ki bizim yerelde belediye başkanlarımız çok güçlü ama örgüt, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü o güç
ile aynı orantıda yukarıya doğru taşınmamış. İşte üye sayısından tutun da baktığınız zaman ihmal edilmiş gibi gözüküyor. Bunu yatırdık masaya ve şunu söyledik. Evet, Türkiye'deki ölçeklendirmesine baktık. Mersin, İstanbul aldığımız o büyük şehirleri aldığımız illerde. Eskişehir'in oranları bayağı gerilerde. O zaman öncelikli olarak bir üye ve şeyi güçlendirmek, örgütü güçlendirmek gerekiyor diye bir iktidar örgütlenmesi toplantısının asıl amacı odur. İşte bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımıza şöyle dosyalarını verdik. Her ilçenin, bu Eskişehir genelidir. İşte her ilçeye, 14 tane ilçemize de ayrı ayrı dosyalarını verdik. Yol haritalarını çizdik. Muhtarından imamına, öğretmeninden kaymakamına, iletişim kurulmasını, onların bize adreslerinin ulaştırılmasını bir sürede verdik. İşte ilçe başkanlarımız bunun çalışmasını yapıyor. Bunu raporlayacaklar bize. Üye çalışması yapmalarını sağlık verdik. Biz de genel merkezimize Eskişehir'in fotoğrafı olarak vereceğiz bu raporlarımızı. Çalışmamız gerekiyor. Örgütü güçlendirmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin güçlenmeye ihtiyacı var. Şimdi bunu çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben şeyden önce kongreye gelirken belli sözler verdim. Verdiğim sözlerden bir tanesi parti içi barış, parti içi yarış. Şimdi bunların anlamı şu. Biz yarışarak milletvekilimizi seçmeliyiz. Onun için üye yapısı daha büyük, ölçekli üye yapısı en doğru milletvekili adaylarını seçer. Daha büyük ölçekli üye yapısı meclis üyelerimizi seçer. Doğru meclis üyelerimizi seçer. Seçim onu diyorsunuz yani seçimde. Daha büyük ölçekli kurumsal kimliğin yapısı belediye başkan adaylarımızı seçer. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bu konuda verdiğim sözü yerine getirmek için bu çalışmayı başlattım. Parti içi demokrasi. Bunu yaşatmak için, bunu hayata geçirmek için, kurumsal kökleştirmek için, her sokakta olabilmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Çok çok normal bir şey. Bakın biz 37. olağan kurultayımızda bir imza attık. Yani 5 ana başlıkta. Ondan sonra 17'ydi sanıyorum alt başlıkta toplanan ikinci yüzyıla çağrı beyannamesine imza attık. Orada bir şey var çok önemli. Milletin vekilini millet seçecek. Milletin vekilini millet seçecekse o zaman ben de burada kurumsal kimliğimle kendi milletvekilimi seçebilmeliyim. Onu halkın önüne taşıyabilmeliyim. Biz bunun için çalışıyoruz. Bunda başarılı oluruz. Olamayız ama ben bunun sözünü verdiysem bu çabayı sarf ediyorum. Durum budur. Aslında tabii demokrasi en aşağıdan başlıyor. Yani bu herkes en azından ön seçimde gelirse, bütün siyasi partiler için söylüyorum, yani genel başkana karşı, yukarıya karşı da daha dik duruş sergileyebilir. Yani kendi kararlarını kendi verebilir kimi zaman. Ali Baş, şimdi mahallede, 300 üyeli bir mahallede seçim yapacaksınız, delegenizi seçeceksiniz. Şimdi... Yani parti içi iktidar olmak istiyorsanız sen ben bizim olan yaparsınız. Orada da delege olursunuz. Ama benim arzum şu. 300 kişilik bir mahallede bir büyük salonda toplanılsın. Delege adayı olmak isteyenler tahtaya sıralansın. O 300 kişi bunu oylasın. Kaç delege çıkaracak? İlk 20 senin delegendir. Bitti. Çok demokratik. Aslında doğru işletilirse demokratik. Onun için küçük halkadan... Her zaman doğru bir şey çıkmayabilir ama çemberi büyüttüğünüzde vicdan ortaya çıkar. Ondan sonra orada delege ağırlığı ortadan kalkar. Sağ olun siz de o konuyla ilgili güzel bir yazı yazdınız. Doğru yerden yakalamışsınız aslında. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İddialıyız. Onun için insanlar geliyor, üye oluyor, akademisyenler. Çünkü önünün açıldığını herkes fark etti. Bakın Eskişehir'de 20-25 tane milletvekili adayı yakışmıyor. Yerelde iktidarsınız. Burada 60, 70, 80 tane milletvekili adayı olmalıdır. Evet. Neden gelmiyor? Bunu sorgulayacağız. Neden ikinci partiyiz? Biz iktidar örgütlenmesi diyoruz. Yerelde iktidarız. Bitti mi? Bitmedi. Bu memleketi kim yönetmeye talibiz? Liyakatlı kadrolarımız var. Programımız var. Refah payını artırmak üzere çok ciddi çalışmalarımız var. Bu yurttaşlarımızın gelir dağılımındaki adaletsizliğini giderecek ekonomik anlamda da. Bakın eğitim
çökmüş durumda. Yani şimdi bunu düzeltmek için makro projelere, doğru kadrolara ihtiyaç var, tartışmaya ihtiyaç var. 4 artı 4 çıkartıyorsun, hiç kimsenin haberi yok. Neye dayanarak çıkarttın? Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı değişiyor, müfredat değişiyor. Yazık bu gençlere, bu çocuklara yazık. Yani dolayısıyla her şeyde, her kadromuz olmasına rağmen ama biz bunları hayata geçirmekte. Sayın Başkan, birkaç soru geliyor, hemen onu yönetmek istiyorum. Söyleyeyim. Israrla. Bu orman yangınlarına Sayın Taşel ne diyor diye soruyorlar. PKK mı yaktı, turizmciler mi yaktı diyor. Vallahi kimin yaktığını bilmiyorum ama bir sürü spekülasyon var. Sonuç olarak PKK da yaktıysa Allah belasını versin. Turizme yer açmak için yaktılarsa Allah belasını versin. Yani bu dünyada her canlının yaşam hakkı var. Ağacın, bitkinin, kuşun, biraz bana çiçekçi, böcekçi de diyorlar ama çiçek böceğin kıymetini bu pandemi döneminde bu millet anladı işte. Her şey büyük büyük dev şeyler, araçlar, gereçler, yaşamlar değil. Küçük küçük mütevazi şeylere, doğayla iç içe, canlılarla iç içe yaşamaya ihtiyaç var. Biliyorsunuz öyle de bir eleştiri tabii alıyorum. Günaydın paylaştığım zaman çiçek böcekçi diyorlar ama bakın çiçek böceğe saygı duymazsınız. Toplumda hiçbir şeye saygı duymazsınız. Kim yaptıysa umarım en kısa sürede de yakalanır. Ondan sonra zarar veriyordur ve hakikaten bunu zaman zaman rant için yakıldığını bir başka kisvi ama terör örgütleri de daha önceki yıllarda da yaktı bunları böyle. Ya yakılabilir mi? Evet. Yani bir kere şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani PKK eline silah alan herkes bizim için teröristtir. Evet. Düşünceyi, ifadeye saygımız sonsuz. Ama silahla, külahla bir şeyi yapmak isteyen herkese de karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere duruşu budur. Ama illa bir yere yapıştıracaklar ya. Evet. Ama onların başlarıyla görüşme yapanları kimse sorgulamıyor. Özel onlarla mahkeme kuranları kimse sorgulamıyor. Bayrak dikenleri kimse sorgulamıyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapışmaz bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran, bayrağını seven, vatanını seven, milliyetçilik anlayışı, yurttaşını seven, yurttaşlık temelinde, eşitlik temelinde önemli bir partidir. Bu ülkenin de kurucu partisidir. Evet. Evet Recep Bey, az önce biz yine parti içi çalışmalarınızdan bahsediyordunuz. Tabii daha kongrenizde de çok vakit var ama bir daha kongrede aday olmayı düşünüyor musunuz? Yani bu kadar çok parti içerisinde çalışma yapıyorsunuz. Ya bu sefer aday olmayı bile düşünmüyordum. Yani benim öyle dertlerim olmaz. Yani o kendiliğinden geldi, sıkıştı. Bana bir görev düşerse şey yaparım, yani görev alırım, yaptığım işi de yani aldığım görevi de layıkıyla yapmayı arzu eden, ben kendi için siyaset yapmayan, toplumu dönüştürmek için, o toplumun dönüşmesini sağlayacak. Ben yaptığım sivil toplum örgütlerindeki yönetimlerde de aynı duruşumu sergiledim. Yani hem ticaret odası hem sanayi odası. Hayatımın her alanında kendimle ilgili derdim olmaz. Hep toplum adınadır. O toplumun dönüşmesi, doğruyu bulması anlamında çabalarım vardır. Söylemem için şimdi çok erken. Öyle bir niyetim yok. Yani hangisi daha zor onu sorayım. Yani odalarda bir görev almak, sivil toplumda görev almak mı zor, bu parti görev olmak mı? Şöyle, ben siyaseti seviyorum. Yani onu bir işselleştirmişim. Yani hizmet etme. Yani şimdi diyeceksiniz ki elinizde iktidar yok, ne hizmet ediyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Ben bütün yurttaşları dinliyorum, çare olmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapamasam yol gösteriyorum, şu yolu izle diyorum. Elimden geldiği kadar da demek ki fayda sağlamışım ki, vallahi telefonum da durmuyor, ziyaretçim de eksik olmuyor. Biz bir iş dünyasından geliyoruz ya, bizde problem çözme diye bir şey gelişmiş. Bir de benim işletmem 7/24'tü ve problemli. Yani mekanik, kimyasal ve elektroniğin, otomasyonun üçünün bir arada olduğu bir işletmeydi. 24 saat çalışırdı ve sürekli problem. Yani siz müdahale etmek durumunda ve çözmek zorundaydınız 7/24 çalıştığı için. Şimdi oradan gelen bir alışkanlık var. Ben hiçbir şeyi halı altına süpürmem. O dakikada bana bir başvuru olur. Ben anında çözüm üretmek için bir çabam olur. Hiçbir şey yapamıyorsam bile bu çabayı gösteriyorum. Evet. Onun için de öyle bir kendiliğinden şey oluştu sanki. Belediyelerden şikayet gelirse ne yapıyorsunuz?
Ya belediyelerden şöyle bakın, o ilçeleri hani dedik ya, hem partimizi tanıttık, gittik orada yurttaşlarımızla ilişki kurduk, evet, oradaki sorunları aldık diye. Bütün kırsaldaki belediyelerimizle şimdi bir dosya hazırladık. Belediyelerimize sunacağız oradaki beklentileri. Bu da bence değerli. Zaten biz niçin burada il başkanlığı yapıyoruz? Belediyelerimizle Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği arasında yurttaşlarımızın beklentilerini belediyelerimize aktarıyoruz. Belediyelerimizin çalışmalarını da yurttaşa aktarıyoruz. Şimdi güzel her ilçe için bir dosyamız var. Önümüzdeki günlerde redakte ediliyor şu anda. Ondan sonra birkaç gün içerisinde tüm belediyelerimize, büyükşehire, diğer kırsal ilçedeki belediyelerimize teslim edeceğiz. Vatandaşın şu şu sorunları var, beklentisi var. Siz ne kadar katkı koyarsınız diye. Biz ev ödevimizi yapıyoruz. O yaptıklarımızı da ulaştırıyoruz. Ha, oradaki bütçeler nedir? Zamanlaması nedir? Onları tabii kendi işleyişleri, onlara da müdahale etmeyiz. Çünkü belediyenin de kendi kadroları, çalışma sistemleri, belki zamanlama, planlama durumları vardır. Biz elçiyiz. Evet. Yani durum böyle. O şimdi, dersimizde bu, çalıştık. Şimdi tabii pandemi nedeniyle pazar toplantıları yapılamıyor. Hı hı. Ama var mı üyelerden talep, var mı? Arkadaş biz bir araya gelemiyoruz, biz de konuşmak istiyoruz diyen. Şimdi pandemi olmasa da ya şu pazar toplantılarıyla ilgili benim bir şeyim var. Yani pazar toplantısı kendi parti içinde gaz alma toplantısı. Evet. Bizim artık buna ihtiyacımız yok. Biz kendi partimizi kamuoyu önünde, evet, ondan sonra basın önünde, sosyal medya önünde tartışmayacağız. Biz iktidara giden bir partiyiz. Bu ülkeyi yöneteceğiz. Kendi içimizde böyle patinaj yapmayacağız. Eğer pandemi olmasaydı dahi ben bir program yapardım. O hani pazar toplantısına katılmak isteyen arkadaşlarımı işte Mial Gazi'ye, Sarıcakaya'ya, neyse Mialtça, yani ilçelerimize, köylerimize yönlendirirdim. Biz bu ülkeyi yönetmeye talipsek artık oralarda gereksiz işler CHP'de, yapmayacağız. CHP'de şöyle bir gelenek de var, onu sorayım. Ya da oluşmuş diyeyim. Ya arkadaş illa bir milletvekiliyle bir görüşmesi, ya bu milletvekili bir nutuk aslında dinleyen diyen bir kesim var. Bu da bir ihtiyaç değil mi sizce? Bence ihtiyaç değil. Genel başkan konuşuyor. Parti politikasını alıyor. İl başkanı bunu burada bazen biliyorsunuz artık 81 ilde canlı olarak yapmaya başladık. Bence başarılı da oluyor. Yapıyor. Parti politikalarımız belli. Onun üzerine yani parti şöyle olsun, bu şekilde olsun, burası daha demokrat olur, burada daha hızlı ivmelenir. Bunlar kongrelerde olur. Evet. İddianız varsa kongrelerde çıkarsınız, iddianızı ortaya koyarsınız. Olağan kurultaylarda olur ya da olağanüstü olabilir. Dolayısıyla bence partiyi zarar verecek, kendi parti içinde kısır çekişmelere fırsat verecek hiçbir şeye, özellikle bu dönem. Yani ihtiyaç yok. Tam tersine iktidar adayı gibi sağlam, kendinden emin, bu kadroların olduğuna inanmış bir şekilde topluma umut ve o şeyi vermek, enerjiyi verebilmek önemli. Ben bunu yapacağımızdan eminim, başaracağız diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Recep Bey, programımızın sonuna geldik artık. Ali Bey, sizin başka sorunuz var mı? Yok. Recep Bey, sizin son sözlerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Ya bizi izleyen yurttaşlarımıza saygı ve sevgilerimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kocaman sevgiler iletiyorum. Hiç kimse umutsuz olmasın, umutsuzluğa düşmesin. Zor günler yaşıyoruz, doğru. Eskişehir biraz daha zor günler yaşıyor. Ama buradan bir çıkış var. Umutsuzluğa gerek yok. Bu ülkenin enerjisi, bilgi birikimi her türlü buhrandan çıkmaya yeter. Erken seçim evet olursa da iktidar olacağımızdan adımın Recep Taşel olduğu kadar da eminim. Recep Bey, teşekkür ederiz katıldığınız için. Ali Bey, size ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Evet. Sağ olun. Evet, STV izleyenleri, programımızın sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Recep Taşel'di. Haftaya yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.